Sağlıklı yaşam için merhaba. Doğal olmayan kas kitlesi geliştirme yöntemlerinden sağlığa olan olumsuz etkileri 7. Protein tozlarında en az bir tane cıva, kadmiyum ya da arsenik gibi vücuda zarar veren metaller vardır. Bu toksin maddeler vücudun doğal işleyişine zarar verir, organlarda hasara yol açabilir. Çaremiz proteini doğal besin kaynaklarından edinin. Yıpranan kasların ve dokuların onarılabilmesi ve yeniden doku sentezinin başlatılabilmesi için proteinlere olan ihtiyaç bir hayli fazladır. Özellikle kas hipertrofisi programlarında gün içerisinde tükettiğiniz protein oldukça önemlidir. Biyolojik ritmin devamı ve hormonal salımların doğru yapılabilmesi için 3-4 saat arayla vücuda yeterli ve iyi kaliteli protein almak zorundasınız. Yumurta, kırmızı et, hindi, balık, tavuk eti, lor peyniri tercih edin. Hoşça kalın.